Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen videomuzun içeriğine geçelim. Ben ocak kenarlarıma silikon çekecektim. Bunun da videosunu çekmem isterdi. Silikon nasıl çekiyorsun diye. Bütün evimin silikonlarını kendim çekiyorum. Şimdi onu göstereceğim. Nasıl bayanlar da evde silikon çekebilir? Çünkü eşim hiç böyle şeylerden anlamıyor. O yüzden evdeki bütün silikonları ben kendim yapıyorum. Cam kenarları da dahil. Şimdi onu hiç uzatmadan hemen silikonları temizleyeceğiz. Sonra silikon uygulamasına geçeceğiz. Onu hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi şuradaki silikonlarım iyice gitmiş durumda. Gittiği için de ben bunları zaten yenileyeceğimi söylemiştim. Gerekli olan malzemeler 1 adet silikon tabancası, 1 adet silikon, elinize silikonun yapışmaması için bulaşık deterjanı, temizlemek için böyle ya da bıçak tarzı bir şey. Ve gerekli olan eski bir bez elinizi silmeniz için. Şimdi buraları hızlıca temizlemeye geçeyim ben. Sonra da silikon uygulamasını yapacağız. Bu bıçağımı normalde kullanmıyorum. Ucu çünkü kırık. Yani sizin de böyle kullanmadığınız bir bıçak varsa onunla yapabilirsiniz. Buraya uygulayacağım şeyi her tarafa aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Burada sadece silikon ucu biraz ince olması gerekiyor. Çünkü şu kısımlar çok ince olduğu için ondan dolayı biraz ince olması gerekiyor. Silikonları iyice temizleyeceğiz şimdi. Buralara yapmayacağım. Oralar biraz daha idare eder. O yüzden sadece ocak kenarına uygulama yapacağım şimdi. Şöyle nemli bir bezle şurada ocak kenarlarında biriken pislikleri alıyorum. Silikonunuzun ucuna böyle çivi takarsanız donmasını engellersiniz. Çünkü ben bu mesela yarım biraz. Ucu bakın benim ince. Mesela cam kenarlarını çekecekseniz daha kalın kesmeniz gerekiyor. Şimdi deterjan da lazım. Silikon tabancasını şöyle şuradan bir tıkladı. Şu tırtıklı yer aşağıya gelecek. Hemen geri çıkartın. Şimdi deterjan şöyle parmağınızı deterjana yapın. Böyle bol olsun ki elinize şey gelmesin, silikon. Şöyle şu şekilde üstünden. Fazlalığı alalım.
burası böyle gördüğünüz gibi çekildi. Şimdi diğer tarafları yapalım. Fazlalık olduğunu gördüğünüz yere bezle, kuru bezle yapın. Yine aynı şekilde şu tırtığı taktık. Bir kere de verin silikonu. Arada elinizi kuru beze silin. Elinize o silikonun yapışmaması için deterjan yapıyoruz. Burası da çekildi. Şimdi diğer tarafları yapalım. Burası beni zorlayacak biraz, çok dar çünkü. Tamamdır. Bu şekilde silikonu çektik. Islatmadan durması gerekiyor. Temiz temiz oldu. Şuralara daha sonra yapacağım. Çünkü komple sökmem gerekiyor buraları. O da çok uğraştırıcı. Elimde yeteri kadar silikon yok. Şimdi size yakından göstereyim. Bakın. Her yeri çektik. Dediğim gibi fazlalıkları alın. Şuralar. Şuralar. Her tarafına şöyle çektik. Hiç boşluk yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde evde silikonları ben çekiyorum. Tabancayı kullanabilirsiniz. Çok aslında başta zorlanabilirsiniz ama şu tırtıklar alta geldiği zaman zaten sıktıktan sonra direkt olarak çekmeniz gerekiyor ki çünkü buradan sürekli silikon çıkıyor. Habire basınç uyguluyor çünkü kendi kendine. Vallahi ben silikonumu evde böyle bu şekilde çekiyorum. Ellerinize bakın. Normalde bu deterjanla yapmadığınız takdirde bütün elleriniz silikon oluyor. O yüzden deterjanla, ben onu ustalardan gördüm zamanında. Ustalardan gördüğüm için de böyle kendim uyguluyorum. Gördünüz, tertemiz oldu fırın. Şimdi kurumaya bırakacağım onu. Kuruduktan sonra normal şey yapacağım. Yani tezgahtan falan su gelmemesi gerekiyor. Böyle bu şekilde daha sonra diğer silikonlarımı yenileyeceğim. Ama evinizin her tarafına aynı şekilde uygulama yapabilirsiniz. Uç kısmını camlara uygularken biraz daha yan kesin ki daha kolay şekilde silikonu çekin ve deterjanla da üstünden geçtiğiniz zaman dümdüz bir şekilde silikonunuzu çekmiş oluyorsunuz. Bugünlük benden bu kadar olsun tabancamla beraber. Başka şimdi banyoda bir yer var, onu çekeceğim. Beyaz silikon takacağım ona ama ayrıntılı bir şekilde burayı gösterdim zaten, orayı göstermeme gerek yok. Yeni gelenler, kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.